ilçe var. Doğankent orası da. Hemen bir Doğankent'e gidelim. Şeyma Bay bizi bekliyor orada. Benzer görüntüler var Doğankent'te de. Giresun'da selin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Selden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Doğankent ilçesindeyiz. Kameraman arkadaşım Mustafa Tunç buradan görüntüler ekranlarınıza getirecek. Burada caddelere, sokaklara yayılan çamurların temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte başladı burada çalışmalar. Tabii esnaf da bir taraftan dükkanını temizlemeye devam ediyor. Belediye ekipleri, karayolları ekipleri, AFAD, UMKE burada görevlerinin başındalar. Vatandaşa destek olmak adına, mağdur olmamaları adına. Şunu söyleyelim, altyapıda şu anda bir sıkıntı var. Evlere su verilemiyor ama altyapıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Şunu söyleyelim, düne göre bugün daha normal hayat burada. Çamurların büyük bir kısmı buradaki iş makineleri tarafından toplanıyor. Burada çalışmalar an be an devam ediyor. Şu anda yoldaki durumu görüyorsunuz. Balçık yığını içinde yollar, caddeler, evler, iş yerleri. Ancak çalışmalar an be an sürüyor. Düne göre bugün kent merkezindeki durum daha normal diyebiliriz. Esnafın tabii çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da tabii ki onların zararları da kayıt altına alınıyor. Onlar kendi çabalarıyla hayatın daha hızlı normale dönmesi adına burada onlar da dükkanlarını temizlemeye devam ediyorlar. Türk Kızılay, AFAD, UMKE burada dedik. Bine yakın personel görevlerinin başında vatandaşın mağdur olmaması adına bölgeye 9 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı. Buradaki vatandaşın, esnafın zararının karşılanacağını, mağdur olmamaları adına ellerinden gelenin yapılacağını söylemişti. Burada da çalışmalar an be an sürüyor. Tabii çevre illerden de destekler var. Zaman zaman burada su dağıtımı da yapılıyor. Şu anda gördüğünüz araç Trabzon'dan geldi. Su verilmediği için evlere bidonunu alan vatandaşlar gelip buradan sularını dolduruyorlar. Ama altyapı çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede ilçeye su verilecek. İlçe merkezinin arkasında ormanlık bir alan var. O yüzden burada sel daha da fazla hissedildi. Çünkü selle birlikte heyelan oldu. İlçe merkezi de çamurla kaplandı. Çamurla kaplanan caddeler, sokaklar, iş makineleri tarafından burada temizleniyor. Kameraman arkadaşım Mustafa Tunç'un görüntüleriyle ilçe merkezinden görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Burada çalışmalar an be an devam ediyor. Doğankent ilçe merkezinden diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.